Peki Suriyeliler, özellikle Türkiye'de yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönüp dönmeme noktasında şu şartlarda, bu konjonktürel ortamda ne düşünüyorlar? Dönmek istiyorlar mı? İstemiyorlar mı? İşte dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları vardı. Yapılan açıklamalara göre Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin %70'i, %80'i eğer şartlar olgunlaşırsa dönmek istiyor ülkelerine. Artık Türkiye'de veya diğer işte mülteciler farklı ülkelerde yaşamak istemiyorlar. Eski günlerine dönmek istiyorlar ama tabii bir takım endişeleri de var, şartları da var. Onlara bakalım. En başta Suriyelilerin bir Esad şartı var. Her ne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu 11-12 yıldan sonra Esad'la neden görüşülmesin demesine rağmen Suriyeliler en başta Esad'dan endişeliler. Şartları var. Hangi şartlarda dönmek istiyorlar? Bir bakalım rejimin değişmesi ve aynı zamanda otoritenin, ülkede otoritenin sağlanması, kaosun ortadan kalkmasını istiyorlar. Bu onlar için çok önemli. Güvenlik soruşturmalarının ortadan kaldırılmasını istiyorlar. Yani Türkiye'den Suriye'ye döndüklerinde kendileriyle ilgili bir takım suçlamalar, ithamlar, hapishane tehlikelerinin olmamasını istiyorlar. İş olanaklarının artırılması tamam ülkemize geri dönelim ama ne yiyip ne içeceğiz, iş bulabilecek miyiz, çalışabilecek miyiz bu konuda endişeliler önceden yaşadıkları şehirlere yerleşmek istiyorlar. Suriye'nin bir başka şehri de gittiklerinde eski düzenlerini tekrar kuramayacaklarını ve Türkiye'de yaşamaktan pek bir farkı olmayacağını düşünüyorlar. O yüzden eğer kendi şehirlerine, kendi evlerine dönebilirlerse Suriye'den Suriye'ye geri dönüş yapmak istiyorlar. Bunlar belli başlı şartlar olarak gözüküyor. Peki ne düşünüyorlar genel olarak Suriyeliler? Suriye'de rejim değişirse eğer %80'i dönerim diyor ki rejim pek de değişmeye benzemiyor. 11-12 yıllık aranın ardından bile Esad hala koltuğunu korumaya devam ediyor. Yine Suriye'nin kuzeyine yerleşme konusunda ne düşünüyorlar? Şimdi diyoruz ya işte 1 milyona yakın Suriyeli o briket evlerde Suriye'nin kuzeyinde güvenli bir bölge oluşturulursa dönecektir. Ama buna da pek sıcak bakmıyorlar. Çünkü orada da iş olanakları olacak mı? Sadece başlarını sokacakları birden belki olacak ama sonrasında ne yapacaklar? geçimlerini nasıl sağlayacaklar bu konuda kaygılılar 3/4'te 3'ü %74'ü bu konuda endişeli kuzeyde güvenli bir bölge oluşturulsa bile yine üçüncü bir ülkeye göç fikri Türkiye'de yaşayan Suriyelilere Türkiye'nin dışında başka bir ülkeye gitmeniz gerekirse ister misiniz gitmek ister misiniz başka bir ülkeye diye sorulduğunda %56'sı yarısından fazlası evet gitmeyi düşünürüm eğer imkan olursa böyle bir fırsat verilirse başka ülkelere de giderim diyor. Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin durumu madem bugünün en önemli konularından bir tanesi onlar da böyle düşünüyorlar. Devam ediyoruz.